Ateş Böceği'nden herkese günaydın efendim. Bugün 18 Mart 2019 haftanın ilk günü. Çanakkale şehitlerini bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz. Çok güzel bir Çanakkale türküsüyle açtık efendim bugün. Efendim haftanın ilk günü, bugün magazine dair neler var, ülkemizde neler oldu, neler yaşandı, hafta sonu kim geldi kim geçti, peki Türkiye gündeminde ne oluyor, Kıbrıs gündeminde ne oluyor, bu da az sonra sizlerle birlikte olacak efendim. Başta sponsorlarım tabii ki Camsel olmak üzere Newell ve Vagensa firmasına çok teşekkür ediyorum. Alexus Hotel, Fuma Kozmetik, Maxim Royal, Başman Grup, Hediyem Su, Önder Alışveriş Merkezi, Eler Limited, Lot Palace, Şama'da Club, ki hafta sonu Altay mekanda sahneye çıktıktan sonra bunları bir vereceğiz efendim. Doğuş Adres, Doğuş Mesarya, Merit Park, New Mr. Brown efendim, bugün Black Coffee, Mr. Brown açış kendine gel, sabah uyanmak istiyorsan açış kendine gel, Mr. Brown, Cahit Necipoğlu, Cypress East Travel efendim, Cypress East Travel'da da neler varmış efendim, Kıbrıs otellerinde ve Antalya tatil köylerinde %45'e varan indirimler, Avrupa turlarında kaçırılmayacak fırsatlar, Suriye turlarında ikinciye %50 promosyon devam ediyor. Erken rezervasyon %45 indirim fırsatları. Kültür turlarında kaçınılmaz indirim fırsatları nerede? Cyprus Israel. Uçmayan kalmasın diyoruz efendim bir kez daha. Evet efendim, sosyal medyada bizi izleyen Özel Arkadaş günaydın demiş. Günaydın. İyi ayına teşekkürler. Özel Arkadaş da Haziran ayında top dolu bir ödül töreni hazırlanıyor efendim. Eser Küçük günaydın. Kolay gelsin demiş. Abi teşekkürler. Efendim Mustafa Arkın bizi izliyormuş. Fenerbahçeliler bizi izliyormuş bu arada. Fenerbahçe hafta sonu Sivas'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Zirvede biraz değişiklik olacak. Bunu da 2 haftalık aradan sonra göreceğiz. Bugün Kıbrıs gazetesinde neler var efendim? Tabii ki geçtiğimiz gün Cuma günü bir kez daha herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin ünlü starı, Türkiye'nin ünlü sanatçısı, manken, foto model, bir yandan oyunculuğu, bir yandan sanatçılığıyla gündeme gelen sevgili Tuğba Altıntop bizlerle birlikte olmuştu. Bayağı bir ilgi gördük. Bir kez daha tüm herkese çok teşekkür ediyorum efendim. Tabii ki arada sırada böyle bir sürprizler yapacağız. Ateş Böceği ilkleri, programı ilkleri başarmaya da devam edeceğiz. Ulusal üzerine günaydın diyoruz bu arada. Evet efendim, Kıbrıs gazetesinde bugün neler var, neler yapıldı hafta sonu, onları masaya yatıracağız efendim. Ama dilerseniz hafta sonuna dönelim. Biliyorsunuz ki şunu söylemek istiyorum. Ülkemizde futbol anlamında tabii ki fırsatından dolayı gidemiyorum. Yani koyu bir yalovacı olmama rağmen maç izlemeye gidemiyorum. Yoğun bir şekilde çalıştığımız için, ama ülkemizde şunu gözlemledim. Son dönemlerde özellikle yabancı futbolcu konusunda. Şimdi sen Nijerya'dan, atıyorum Kamerun'dan, Sudan'dan aklıma gelen Afrika ülkelerinden sen yabancı futbolcu getiriyorsun. Ama bu futbolcu senin elinde tutup tutmayacağın belli değil. Bir sabah kalkmışsın, oyuncun yok. Nerede? Memleketi terk etti. 10 bin dolar attın mesela. 10 bin dolar para da veriyorsun üstelik. 10 bin dolar havaya gidiyor. Gençler dururken yabancıya ne gerek var? Ülkemiz gençlerinde o kadar başarılı futbolcular var ki
saymama gerek yoktur. Alt liglerde oynayan gençler ve bunlar da A takımda yeri bulamadıkları için yabancı sayısından dolayı bazıları kiralık gidiyor. İşte Lefke'de oynayan Gazveren'e kiralık gidiyor. Bafükür'de oynayan Zümrüköy'e kiralık gidiyor. Genç oyuncular, sağ açık, orta saha, forvet, defans, kaleci. Gençlere biraz daha değer verelim. Elinden tutalım. Spor dairesi maşallah neler yapıyor? Şunu da söylemeye geçmeyeceğim. Spor dairesi oturmuş koltuğa, uzanmış için kumsala misali ahbap çavuş ilişkisi yapıyorsunuz. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Ahbap çavuş ilişkisi. O benim teyzemin kızı, o benim eşim, o benim bilmem kardeşimin şeyi. Her birini bir şey yapın. Son günlerde dikkatimi çeken bir şey var. Buradan söyleyeceğim. Özellikle tamam, ülkede zaten futbol belli açıda, belli kesimlerde. Zaten şampiyon olsan ne olur, olmasan ne olur? Şampiyon oldum. Yeni cami. Ne yapacak? Türkiye'ye gidemez. Avrupa'ya gidemez. UEFA'ya gidemez. Şampiyonlar Ligi'ne gidemez. En azından bir Afrika'da bir zaman Gollifa bir turnuva vardı. Milli takım olarak giderdik. O da yok. Londra. Londra diyorsunuz. Londra'ya gidiyorsunuz. Peki orada ne yapıyorsunuz? Gazozuna maç mı? Yoksa şeyine, yemeğine maç mı yapıyorsunuz? Hiçbir şey. Ülkedeki gençlere biraz daha önünüzü açmanız lazım. Spor dairesi geçtiğimiz haftalarda 5 kişi, 6 kişi bir ekiple Hollanda'ya gitmiş. Çim izlemeye. Allah'ını severseniz. Yani yapmayın. İnsanlar bizi gülüyor. İnsanlar bizi gülüyor yani bu durumdan. Ya çim izlemeye spor yazarlar mı gider yoksa antrenör mü gider, teknik direktör mü gider? Kim gider ha? Allah'ını seversen. Spor yazarlar mı sahaya giriyor? Benim bilmediğim. Spor yazarlar mı futbol oynuyor? Benim bilmediğim. İnceleme yapıyorlar. Spor yazarının görevi maçı anlatmak, maçı görmek, gazetesine, TV'sine yorum yapmak. Nerede teknik direktör? Nerede bu işin uzmanları? Yoksa amacım başkaydı, spor dairesi. Komple bir Hollanda turu mu yapmak? Böyle gitmiş iken Hollanda efsanesi gibi selfie mi çekmek? Yapmayın, gözünüzü seveyim. Ya ülkede boşa giden paralar var. Boşa giden paralar var. Bu herkes için geçerlidir. Turizm Bakanı 50 kişilik ekiple Almanya, Rusya, İstanbul dolaşıyor. Günün sonunda katkı nedir? Ülkeye turizm geliyor mu? Var mı ülkeye turizm? Ülkeye turizm geliyorsa alkışlayayım sizi. Yani nedir 50 kişilik ekiple? Kim geçiyorsa oraya oturursa hop güzel bir başka konu. Şimdi bu kazinolar her hafta bir sanatçı getiriyor. Bu hafta geçtiğimiz hafta Sivel Can vardı. Etkinlikler çok ülkemizde, otellerde. Bakanın yeğeniyim. Bakanı çalışalıyım. Sağlık Bakanı'nın sekreteriyim. Sağlık Bakanı'nda çalışıyorum bedava. Müsteşarıyım bedava. Kalem özel müdürüyüm bedava. Yok, bunlar olmaz yani. Hani Kıbrıs vatandaşı girmezdi bu yerlere. Görüyoruz bunları. Bunları gördüğümüz için de söylemek zorundayım. Kusura bakmasın kimse. Bu saatten sonra. İyi bir şey yapacağınız zaman sizi alkışlarım. Daha yol duruyor orada. Girne yolu. Hala daha duruyor. Bir icat yok. Bakan çıkıp açıklama yapıyor ama icat yok. İcat yok. Boşuna. Çıkıp konuşayım. Boşu. Boşu boşuna diye bir şarkı vardır. Boşu boşuna. Konuşuyor yani, icat yok. Bir şey yok. Yol hala daha o şekilde duruyor. Her gün gidip geliyorum ben. Neredeyse. Haftanın 4-5 günü Girne'ye gidip geliyorum. Hiçbir icat yok. O yollar Allah göstermesin. Işıklar zaten kapkaranlık orası. Zaten yollarımız belli zaten. Her gün trafik kazaları oluyor. Her ailenin ocağı sönüyor. Neredeyse. Bunları düzeltmemiz lazım. En azından insanlara daha cazibeci bir şekilde gelin. Yolları yapacağız. Elektrikleri düzelteceğiz. Elektriklerin son yapılan güzel bir olay. Herkes parasına göre kullansın. Güzel bir olay. Kıptek tebrik ediyorum. Bak, böyle olduğu zaman tebrik ediyorum. Güzel. Herkes belirli saatlerde kullansın. Bu kadar yakabilir dedi. Bu güzel. Ama sen 50 kişilik ekiple Almanya'ya, 50 kişilik ekiple Rusya'ya, 50 kişilik ekiple İngiltere'ye, 10 kişilik ekiple Hollanda'ya çim izlemeye. Çim adam mı olduk? Ne olduk bilmiyorum ya. Değişen bir şey mi var bu ülkede? Ya bizim bilmediğimiz bir şey mi var? İstediğiniz eleştiriler yapın bana. Ben buradan da eleştiririm arkadaşlar. Kusura bakmasın ama çim gelecek lan olarak. Ya o kadar meşhuruk. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz.
Yeni Cami Şampiyonlar Ligi'nde. Yarın hafta sonu şey var. Yeni Cami Juventus maçı var. Ateistan'da oynanacak. İlk önce mahvettiğiniz çimleri bir halledin, spor dairesi. Katkı koyamadınız. Katkı koyamadınız. Bazı kulüpler kendileri yaptı. İlk önce onları halledin. Destek çıkın. Örnek Bostancı İhalesi'nden, Tahsin Mertecistan'daki çim. Kulüp kendisi yaptı. Bir bakın. Zümrütköy'de geçerken orada o çimleri, yıllar önce orada çok iyi maçlar oynanırdı. Çim. Gönyeli'ye örnek alın. Bunları ilk önce halinde sonra bakın yurt dışındaki çimler nasıl da uygun mu değil mi de değildir. İlk önce bunları bir halledin. Sonra bunlara gelirsiniz. Kendi içinizdeki olayları halledin de sonra dışarı açılırsınız. Ama benim gençlerime futbol oynamak için imkan sağlayın. Genç futbolculara. Evet, bugün pazartesi olduğu gün için gündeme biraz ele aldım. Ülkemizde bazı şeylerin gerçek olmasını istiyoruz. Yapmacık yapmayın. Kimi kandırırsınız? Beni kandıramam. Ayşe Fatma Hüseyin'i kandır ama beni kandıramazsın. Kusura bakma. Çocuklara suçlara karşı korumuyoruz. Doğrudur. Doğru bir haber. Ceren Özbil'in haberi çocuklara karşı. Çocuklar için her zaman hassasız bu konularda. Herkesin çocuğu var. Çok hassasız bu konularda. Evet. Devam edelim haberlerimize. Kıbrıs gazetesinde bugün magazin sayfalarında neler var? Evet efendim. Dilerseniz Yüksekbaş ailesi çok ünlü bir film ayı ülkemize getirdi. Cuma günde lansmanı geçirdi. Bugün Kıbrıs gazetesinde yer alıyor. Özellikle Necda, seni tebrik ediyorum. Çok güzel sesin var yani. Her geçen gün kendini aşıyorsun. Efendim Mustafa Özacı bizi yormuş. Mustafa sevgiyle saygılar. Aykut Öner günaydın. Mustafa Tyson Defke'ye sevgilerimi yolluyorum. Hüseyin Demiröz başarılı sanatçılarımızdan bir tanesi Mehmet Cigi Gürpınar bizi izliyormuş. Günaydın diyoruz kendisine bir kez daha. Evet efendim. Ha ben böyle konuştum diye aldanmayın da böyle sağa sola telefon açacaksınız. Yemezler. Bak bir kez daha söylüyorum. Yemezler. Evet, Safiye Soyman efendim, Türkiye'nin ünlü sanatçısı hafta sonu Kıbrıs'ta bir otelde sahneye çıktı. Ve Seda Sayan, ilginç şey, Seda Sayan kendisini yalnız bırakmadı. Ekranda da görüyorsunuz, ver görüntüyü. Evet, Safiye Soyman Gine'de bulunan Erniş Küçük Uncular'ın sahibi olduğu Gine City'de doğum günü sürprizi yapmışlar kendisine. Görüntü var mı sevgili Şirin? Fotoğrafı verelim. İşte ekranda görüyorsunuz. Safiye Soyman için özel olarak doğum günü kutlaması. İlk kez ve ilk kez Ateş Böceği'nde bunu izliyorsunuz. Teşekkür ediyorum fotoğrafı çeken kişiye. Ateş Böceği'ne yolladığı için. Dur. Burada Ceyda Küçükuncular. Geri gel. Evet. Ceyda Küçükuncular, Safiye Soyman, Seda Sayan ve herhalde o da bir çalışanın yanlıkta ya da Seda Sayan ekibinden biri. Güzel bir kutlama yapmışlar. Safiye Soyman yeni yaşını Kıbrıs'ta kutladı. Hatta sahnede Seda Sayan'a, Safiye Soyman'a beşi bir yerde takmış. Evet, Sibel Can mesletti. Sibel Can hafta sonu Merit Kristalkova Oteli'de sahneye çıktı. İlginç değil, Sibel Can bizim sözümüzü duydu herhalde. Siyahın dışına çıktı Sibel Can. Bordo renkli bir kıyafet giymeyi tercih etti. Bayağı da stilini beğendim. Saç rengini beğendim. Güzel. Sivecan'a biraz değişim var. Evet. Selami Şahin ile baştan başa eğlence. İstanbul'da bir mekanda sahneye çıkan Selami Şahin. Baştan başa eğlence ki Selami Şahin 23 Mart'ta da Kıbrıs'ta. Evet. Altaylı gecelere gideceğiz. Dilerseniz Altay Türk pop müziğin sevilen ismi. Tabii ki kendisinin de Şubat ayında çıkarttığı şarkıda zirvede yer alan Altay hafta sonu Şamada Club'da sahneye çıktı. Altay sahneden inmek bilmedi. O kadar bir enerjik bir adamdır ki gerçekten mekana gelen herkesi eğlendirmesini bildi. Dilerseniz bir Altay konserine bir gidelim ardından milteyiz. Selamlar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Afiyetler olsun. Severim.
olsaydın. Keşke ben de. Evet sevgili Altay, Şam'da Club'da müthiş bir geceyi imza attı. Altay'ı Gecelere Sor şarkısı da zaten kendisi. Keşke Aramasaydım şarkısından yola çıkarak bu başlattık. Bugün efendim Şam'da Club'da Altay konseri yoğun bir şekilde. Altay ilginç bir yanı röportajlar belirtti. Bayağı bir yoğun çalışıyor. Eşine olan duş gününü de biliyor Altay. Tabii ki kendisi de sorulan sonra da son günlerde tıklanma rekoru şarkıların kendisi de inanmadığını söyledi. Öyle bir isim var ki rekor kırdığını söylüyor. Ramsen neyse adamın ismi. O yüzden de inanmadığını bahsetti. Evet efendim, devam edelim haberlerimize. Dilerseniz şimdi nereye gidelim? Efendim, Dadı tuttular. Kim tuttu? Alişan. Şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan Alişan idi. Bu sefer o çifti bebekleri için Filipinli. Hayır, bunu değil. Bu yazıları vermeyelim artık. Sadece görüntü. Evet. Filipinli Tadı tuttu. İlk zamanlar bebeklerine kendilerinin bakacağını söyleyen çift uykusuz gece dayanamayınca çareyi bir yardımcıda buldu. Aylık 5500 TL. Oh, iyi para. Filipinli bakıcıya anlaşan çift böylece çocuklarıyla daha sağlıklı vakit geçirecek. Evet, 5500 TL. Dadı ne güzel efendim. Bu sefer onun efendim yeni imajı dikkat çekti. Onu bir izleyelim. Aşkım, bu saç rengini ne yapmayı düşünüyorsun mesela? Tamam anladık, beğenmedin. Hiç kimse beğenmedi. Evet. Hiç kimse beğenmedi. Ama hiç kimse. Ben de beğenmedim. Tamam yarın gidiyorum. Evet, dön tekrar şeye, görüntüye. Evet, bence siyah renk daha iyiydi. Yani kızıla dönmüş ama siyah renk daha iyi olmasını olsa daha iyi olur diye diyorum bu sefer onun. Ama tabii ki kendi tercihi. Devam edelim haberlerimizde. Neler var efendim? Altay'a gittik. Seda Sayan hafta sonu efendim nerede sahneye çıktı? Sahneye çıkmadı. Safiye Soyman'la birlikte ülkemize geldi. Soner Olgu, Merit Park'ın vazgeçilmez isimlerinden Latafet Bar'da cumartesi akşamları adından söz edilmeye devam ediyor. Sondaki saat 2 sularında tabii ben oradan kaçarken Seda Sayan içeri girmiş. Tabii ki geldiğini gördüm ama yoğun işimizden dolayı tekrar dönmek zorundaydık. O yüzden de Seda Sayan bakın Soner Olgun konserinde ne yapmış bir izleyelim. Seda Sayan. Evet.
Evet, görüntüyü daha sonra veririz. Devam edelim haberimize. Efendim, bugün tabii ki Alişan'ından Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'dan Makyaj Ses Ali ekranlara gelsin. Makyaj Ses Ali bayağı bir değişiklik yapmış. Bayağı bir değişiklik var. Gördüğünüz gibi Eda Erol'dan Makyaj Ses Post. Evet, Haluk Levent. Haluk Levent'i her zaman burada söylüyoruz. Haluk Levent'ten bahsediyoruz. Haluk Levent, efendim... Çok kurduğu ahbap grubuyla Halit Levent ekranında da görüyorsunuz. Bir sandalye alan kişinin evinde yemek yapacağını söyledi. Halit Levent de gidip o kişinin evinde yemek yapmış. Bu da ekrana gelsin. Bir başka haber ise toplanan ama kebap olmasın. Annemin yemekleri dururken olmaz. Ama akşam muzlu süt içelim. Ekrana da gelsin. Muzlu süt var mı? Evet. Evet. Toplanan ekranlara geldi. Muzlu süt Halit Levent son günlerde adına söz ettirmeye devam ediyor Halit Levent. Evet. Hülya Avşar cephesine döneceğiz. Hülya Avşar efendim. Tek taşı 800 bin lira efendim. Hülya Avşar önceki akşam Yeniköy Balıkçısı'nda kızı Zehra, Masum Kırmızı ve eşi Ece Binay ve Zara ile buluştu. Şarkıcı Hülya Avşar'ın parmağında tek taşı dikkat çekti. Yüzüğünün fiyatının 800 bin TL olduğunu ortaya çıktı. Hülya Avşar muhabirlere farkındayım. Gözünüz parmağımda ama tek taşımı kendi paramla aldım. Kaya'nın hediyesi değil. Tek taşını kendi almış. Ne güzel. Ne güzel. Hülya Avşar şeyi seviyor yani. Gösterişi çok seviyor. Bu konuyla ilgili de Hülya Avşar her zaman bir kez daha yaptığı işlerden zaten ortada. Evet, isyan etti. Ünlü şarkıcı Demet Akalın çalıştığı müzik şirketi Demece'nin genel müdürü Samsun Demir'e isyan etmiş. Oyuncu Gökçe Bahadır'ın dün gece, geçtiğimiz geceki ilk konserini paylaşan Samsun Demir'e sinirlenip yorum yazan Akalın'ın yorumu ise Samsun Demir tarafından silindi. Akalın'ın yorumunda bir sinyal veriyor şimdi. Demet Akalın şirket mi değiştiriyor? Ne yapıyor? Daha bir tane diye albümün geliyor diye paylaşım yapmadın. Enteresansınız. Size para kazandıracağım için üzgünüm. Keşke feshetsek anlaşmamızı. Bak ben demeden leblebi çıktı ortaya. Yani Demet Akalın şirket değiştirme yönünde ilerliyor. Bence de değişecek. Gerçekten pişmanım ifadelerini kullandığı ünlü şarkıcı daha öncelerde Samsun Demir klip çekmiyor diye isyan etmişti. Tabii ki Gökçe Bahadır müzik hayatına geldi. Müzik hayatında adından söz ettirmeye devam ediyor. Ahmet Karagözlü bizi izliyormuş. Günaydın. Evet. Bu arada Demet Akalın demişken eşi Neymar tarzı. Ekranlara gelsin. Neymar tarzı. Okan Kurt'un Neymar tarzı kıyafeti. Aynı kıyafeti. Okan Kurt da giymiş. Ekranlara da görüyorsunuz. Sarı beyaz lacivert kıyafeti Neymar tarzını ortaya koymuş. Tolga'dan doğuma gidecek. Bu arada dilerseniz reklam arası var mı şimdi? Şirin. Evet. Reklam arasından sonra kısa birazdan sonra birlikteyiz. Merkezleri her ihtiyacınızda yanınızda. Gıdadan kıyafete, ayakkabıdan züccaciyeye, birbirinden farklı binlerce ürünüyle Önder Alışveriş Merkezleri her zaman sizi düşünüyor. Uygun fiyatlar, fırsatlar ve kredi kartına taksit imkanıyla alışveriş yapmak dünyanızı renklendiriyor. Önder Alışveriş Merkezleri çeşitliliğiyle size yaşam katıyor. Önder Alışveriş Merkezleri Playzone oyun alanlarıyla 7'den 70'e herkesi mutlu ediyor. Önder Alışveriş Merkezleri Lefkoşa ve Mausa'da.
444-3322 Önder Alışveriş Merkezi. Hayallerinizin ötesinde. Dünya markalarının tek çatı altında buluştuğu yer. Cahit Necipoğlu Limited. Duravit'ten Hans Grohe'ye, Geberit'ten Kürpe'ye, Kütahya Seramik'ten Respanya'ya, Anka Seramik'ten Betaş Cam Mozaik'e kadar daha birçok dünya markasının Kıbrıs'taki adresi. Hayalimizdeki evi gerçeğe dönüştürüyoruz. Sektördeki 29 yıllık tecrübemizle dünya markalarından oluşturduğumuz geniş ürün çeşidimizi görmeden karar vermeyin. Cahit Necipoğlu Lefkoşa Merkez Adres 37 Şehit Ecevit Yusuf Caddesi Yenişehir Lefkoşa. Lefkoşa Merkez telefon 227-4901, fax 228-3970. Cahit Necipoğlu Elit Demirhan Şubesi adres 1. Doktor Fazıl Küçük Caddesi numara 6 Ercan Yonca Kavşağı yanı Minareliköy Lefkoşa. Cahit Necipoğlu Elit Demirhan Şubesi telefon 0548-860-0025 danışma hattı 444-1907. Nivel Porselen Efekti Fondötenle tanışma zamanı. Pürüzsüz birden anında porselen etkisi gün boyu kalıcılık. Ünlü makyaj artisti Rıfat Yüzak porselen makyaj için Nivel'i öneriyor. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah, it's a new dawn. And I'm feeling good. Evet, reklamlardan sonra yine birlikteyiz. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda Deniz Çakır bir eleştiride bu mahkemeye 4 tane bayanı, başörtülü bayanı çektiği için dağılık olmuştu. Tabii ki Deniz Çakır'ın bu aralar işleri iyi gitmiyor. Neden? Vurgun dizisi final yaptı. 4. bölümde final yaptı. Bunun bir veda konuşması var Deniz Çakır'ın. Onu bir izleyelim. Merhabalar. Dün akşam dizimiz final yaptı. Ben emeğe geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Çok kaliteli ve çok güzel bir işti. Ben başından beri çok inandım ve oynadığım karakteri de çok sevdim. Çok büyük emekler var biliyorsunuz bu dizicilikte yani. Bütün emekçi arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Başta yapımcım Faruk Durut'a, Hilal Saral'a, bütün ekibime, eli, emeği, ruhu, sesi, gönlü değen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz çok şahane bir şey yaptık. İyi ki de yapmışız. Görüşmek üzere. Evet, Deniz Çakır'ın son günlerde üzerinde kara bulutla dolaşmaya devam ediyor. Dizisi de zaten 4. bölümden ara verdi, Vurgun dizisi. Bu konuyla ilgili Erkan Petekkaya da sert bir şekilde herkese eleştirdi sosyal medyasında. Evet, Tolga'nın doğuma gelecek. Tolga'nın sahipman ile 8 aylık hamile işi Almeda Abazi önceki gün Akmerkez'deydi. Oğulları FK'nın için küvet aldılar. Tolga'nın doğuma geleceğim. Keyifli bir telaşımız var dedi. Ki Almeda Abazi ise şöyle konuştu. Normal doğum yapacağım. Baby shower düzenlemek istemiyorum. Demiş. Almeda sadece 13 kilo aldığını da söyledi.
efendim hayırlısı olsun diyelim. Arda Turan kendisi için yapılan eleştiride sosyal medya ikinci sayfaya açıklama yaptı. Manevi abim dediği Zafer Çıkan'ın cenaze töreninde Demet Akan, Demet Akbağ'ın eşi geçtiğimiz haftalarda geçirdiği trafik kazası nedeniyle de efendim hayatına gözlerini yumdu. Bununla ilgili manevi babam dedi. Çünkü Arda Turan'ın açıklaması şu: antrenman var, kulüp izin vermiyor, yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Tabii ki normal olabilir böyle şeyler. Ben Arda'ya suç bulmuyorum bu konuda. Evet, günün geçtiğimiz hafta olay damga vuran Hatice defilimize katılan 4-2 modacının hakkını korumak adına Hatice hakkında hukuki süreç yarın başlatılacak diyor. İşlemleri bunu verme dava açtılar. Hatice'nin podyumda kalça şovu bu etkinliği düzenleyen organizasyon şirketleri harekete geçildi. Defileye katılan 42 modacının hakkını korumak adına Hatice hakkında hukuki sürecin başlatılacağı duyuruldu. Yani aslanız ne olur, aslanız ne olur. Kadın gündeme geldi. Sonuç itibariyle Hatice orada şovunu yaptı ki bana göre bu anlaşmalıydı. Ben iddia ediyorum. Bu şov tamamen bir anlaşmaydı. Çünkü Muammer Ketenci nasıl gündeme gelecek? Normal defileli değil. Defilenin içinde bir olay olsun. Bir düşsün. Bir kenara itilsin. İşte manken topuğunu kırsın. Bilmem şov yapsın. Bu şekilde Muammer Ketenci de gündeme geldi. Evet, Gökçe Bahadır geçtiğimiz akşam İstanbul'da sahneye çıktı. Artık müzik piyasasına adım attı Gökçe Bahadır. Konserde de vermeye başladı. Ekranlara bu gelirse sevgili Şirin. Evet, evet Gökçe Bahadır son günlerde gündemden düşmemeye devam ediyor. Gökçe Bahadır konserlere, dizi yanında konserlere de çıkmaya başladı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Evet, İlmi Şıkta var. Emre Irmak, Gülben Ergen'in aşk yönetimine nokta koydu. Ergen fotoğrafının altına nokta koymuş. Bitti mi bu aşk? Bir başka iddia. Tabii ki Müge Anlı'nın bir iddiası var. Kiralık katil tuttuğu iddiası Gülben Ergen'in iddia ediliyor. Bu konuyla ilgili de bilmiyoruz ama önümüzdeki günlerde bir açıklama gelir Gülben Ergen'in veya bugünlerde gelir diye düşünüyorum. Ahmet Kulağ cephesine geçelim. Gençlik hatası. Geçtiğimiz hafta Sıla'yla yaşadığı olaylardan dolayı mahkeme koridorlarında görülen Ahmet Kural 2009'daki uyuşturucu bulundurmaktan dolayı açılan davaya yönelik şunları söyledi. Her insan gibi benim de geçmişte bir takım hatalarım oldu. İster özenti deyin, ister meraktan deyin. Bundan 10 yıl önce 2009 yılında maalesef böyle bir istemeyen bir olay yaşadım. Bu bir gençlik hatasıydı. Yaşandı bitti. Olayların ardından kendimi tamamen işime adadım. Bağımlı olmadığım için bir tarafa ihtiyacı duymadım. Alakasız eski bir dava dosyasının tozlu raflardan indirilip 10 yıl sonra sırf bir ceza alabilmem için mahkemede karşıma çıkarılmasını karşı tarafın stratejik bir oyun olarak görüyorum. Bir suçlu gibi gösterilmem için bu konuyu gündeme taşıdığını biliyorum. Açıklamasını yapmış Ahmet Kural, bir yere katılıyorum. Yani olay geçmiş gitti, kapandı. Tekrar gündeme niye geldi? Cemal Yedere'ye Bostancı'ya sevgilerimi yolluyorum. Kolay gelsin efendim size de. Merve Boluğur'un sert dekolteli bluzu cesur kıyafeti, bu pozun nesi cesur açıklamasını yapmış. Bence normal sıradan bir poz. Ekranlara gelirse sevgili Şirin. Evet, devam edelim haberlerimize. Aile desteği. Oyuncu Burak Özçivit'in Instagram'da 12.600.000 takipçisi var. Aile desteği. Abisi Burak Özçivit'e olan bezeliğe dikkat çeken Burçun Özçivit sosyal medya hesabından reklam almaya başladı. Oh ne güzel. Reklam alır. Oh. Bizde de böyledir. Sosyal medyada herkes reklam alır. Nasıl olsa vergi yok. Denetleyen yok. Hiç kimseye bir şey yaptığı yok. Her eline gelen internet sitesi açar. Her eline gelen dergi çıkarır. Her eline gelen yarışma düzenler. Her eline gelen ödül töreni yapar. Denetleyen yok. Vergi dairesi orada. Oh iki dönüm. O bostan yan gelir Osman, yatın babam yatın. Oh ne güzel. Bizden aynısıdır. Türkiye değil sadece. Yani yazık günah diğerlerine. Diğerlerine vergiler etsen kaygı olunan ne suçu var? Ne suçu var? Gideceksin sen X firmadan reklam alacaksın. Bak buz kesmeyeceksin. Vergi ödemeyeceksin. 10.000 TL alacaksın cebe kaşıt. Bunun 5.000'ini orkestra vereceksin. Gideceksin yurt dışında konser düzenleyesin. 5.000'i cebe. Herkes yöntemini buldu ülkede. Vergi dairesi denetlemez. Ama sanatçım olduğu zaman da vergi yolluyorsun. Ha bile. Vergi yolla babam. Evet.
Şener Kay, usta manken, efsane isim Şener Kay evlenme kararı almış efendim. Bir dönem Podyum'a da fırtına gibi estiren. Ki bana göre Şener Kay hala da Podyum'a fırtına gibi estiriyor. Geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendiği, bir süredir aşk yaşadığı Tarık Soner ile evlilik kararı aldığını söyleyen Şener Akay, bu yaz düğün yapacak açıkladığı, İstanbul'da dünya evine girmeye hazırlandığını belirten Akay, gerçekten keyifli ama zor bir süreç. Yaza nasipse düğünümüz var. Şu anda ikimiz de yoğun bir şekilde düğün aşınca. Hayırlı olsun Şener'cim. Geç bile kaldık. Bence kısmetse düğüne geliriz. Evet. Selam Ciğerci doğum günde babası na çok ünlü bir Fiat. Fiyatı da 1.5 milyon TL. Efendim çok güzel bir araba hediye. Maşallah kazanıyor kadın. Sosyal medyadan kazanıyor. Ne olsun. Evet. Kıbrıslı bir sanatçı Hidayet dün bir sosyal medyada bir fotoğraf paylaştı. Yoğun bir şekilde konsere devam ediyor. Kendisini evet mavi bir kıyafet giyiyor şirin. Hidayet de yoğun bir şekilde önümüzdeki haftalar Kıbrıs'a gelse kendisi konuk alırız. Efendim Şeyma Subaşı'sız haber olmaz. Ne dedik? Ateş Böceği. Evet Hidayet gerçekten tarzını değiştirdi. Yeni bir single çalışması içerisinde. Hayırlı olsun dedim Hidayet de. Çok yakında Kıbrıs'a gelir. Kıbrıslıdır kendisi. İstanbul'da müzik hayatına devam ediyor. Şeyma Subaşı'sız haber olmaz. Şeyma Subaşı'sız Ateş Böceği hiç olmaz. Efendim Şeyma Subaşı ve Dila Tarkan Dicili 16 bin liralık otelde kalıyor. İnallah mesabini. 16 bin TL maşallah. Maşallah maşallah. Şeyma Subaşı ve Dila Tarkan geceli 16 bin liralık otelde kalıyor. Varisi bir firmanın varisi olarak Dila Tarkan ile Şeyma Subaşı Balay Adası olarak bilinen Hint Okyanusu'ndaki Maldivler'de tatil yapıyor. Şeyma Subaşı ile Dila Tarkan adanın en lüks otelleri arasında gösterilen çok ünlü bir firmanın otelin en ucuz odasının fiyatı gecelik 10 bin. En pahalısı 16 bin. 10.820 TL. Maşallah. Gerçekten Şeyma yolunu bulmuş. Oh, zaten çocuk da baba da. Sevgilisiyle güzel bir hayat, bir gün Maldivler'de, bir gün Miami'de, bir gün İtalya'da, bir gün Bodrum'da, bir gün İstanbul'da, bir bakıyorsun yani takip etmekten ben usandım. Gerçekten takip edemiyorum Şeyma'yı anında story paylaşmaktan. 5 dakika sonra şurada onlarla dolanıyor Şeyma. Çok aktif, çok. Evet, bir başka ünlü oyuncu Neslihan Atagül tatil için İtalya'ya gitmiş. Kadir Doğulu Romanya'da tatilde olan eşi Neslihan Atagül'e fotoğraf paylaşıp dön artık. Gerçekten birbirlerini çok seviyorlar. Buna belli zaten fotoğraflar da. Evet, tabii ki içimizde şu var. Magazin gündeminde 3 isim. Dedik her gün bir olay çıkıyor. Kimmiş bunlar? Biri Şeyma Subaşı, Hatice ve Alinya Tilki. Kutuplara gitmiş Alinya Tilki. Kutupta 3 gün. Alinya Tilki Kuzey Kutbu'ndaki -27 dereceli tatil yaptı. Bir zamanlar kutup keşiflerinin son durağı olan takıma da 3 gün geçirdi. Bu arada motor kazası geçirmiş, geçmiş olsun diyoruz. Bu kışın göbeğinde yani bari şey anlamadım. Yani para gelince insanlar biraz değiştiriyor. İnsanlar değişiyor mu anlamadım. Evet, olaylı bir şekilde Emre Akçıç'tan boşanma davası öncesi ağır bir dille suçladı. Eşi Yağmur Aşık 3 çocuğuyla olan fotoğrafı onlar benim her şeyim fotoğrafıyla paylaşmış. Yağmur aşağı bu konuda katılıyorum. Emre Aşık biraz sert konuşmaya başladı. Yani yaşandı, bitti. Yani sonuç itibariyle çocukların annesi. Yani geçmişte olan bir şeyi tekrar gündeme çıkarmak çok yanlış bir şey. Evet, Türk Dişi Dondurma filminin galasında Hazal Kaya ve eşini görüyorsunuz. Hazal Kaya mutlu bir şekilde galayı izlemişler eşiyle birlikte. Hazal Kaya dava dilekçesine dikkat çeken annelik detayı oyuncu Hazal Kaya bir yıllık turlanıp peşin vererek kiraladığı daire küf kokunca kontratı iptal edip ev sahibi doktor başaranın gençten parasını geri istedi. Taraflar uzlaşmayınca Hazal Kaya önce eve sahibinin mal varlığını haciz koydurdu. Ardından da tazminat davası açtı. Allah'ım. Ya bu çözülecek bir şey. Yani bunun magazinle ne işi var arkadaşlar? Gülşen geçtiğimiz gece İstanbul'da bir mekanda sahneye çıktı. Gülşen biraz paltonu çok ilginç. Gerçekten ilginç. İlginç bir paltonu giymiş. Her konserinde ilk günkü gibi heyecanlanıyorum demiş Gülşen. Tabii ki yıllar geçsin. Evet. Tabii ki çok gündemde Mehmet Akif Alakut
Bana da yapmaya kalktık. Kanal dedi yüzleşmede oynayan Zeynep Eronat. Eskiden birlikte dizide rol aldı. Mehmet Ali Alakurt son günlerde artık çığırından çıktı. Sosyal medyada özellikle Türk kadınlarına yaptığı açıklamalar dikkat çekmeye çalışıyor ama bana göre hiç dikkat çekme, olduğun yerde kal. Çünkü artık şöhretten kaybolduk. Bir dönem Adana dizisi birçok dizide rol aldı. Ama artık yıldızı söndüğü için sosyal medya üzerinden herkese vurmaya başladı. Çok güzel de açıklama yapmış Zeynep Eronat. Bana da yapmaya kalktı. Yani orada açıklamasında şunu söyledi. Efendim Zeynep Eronat bir bayana tartakladığı, yani tokat attığı iddiasında bulundu. Öyle, eğer öyle bir şey yaptıysa yanlış bir durum. 50 bin lira verdi. Şantaja devam edince savcılığa başvurdu. Yemekteyiz programının sunucusu Onur Büyüktopçu'ya kendi özel görüntüleriyle şantaj yapıldı. Sosyal medya aracılığıyla tehdit edilen Büyüktopçu mesajı gönderenin arkadaşı olduğunu öğrendi. Allah'ım yarabbim, ne günlere kaldık. Arkadaşlarınıza dikkat edin arkadaşlar. Yani her an şey olabilir. Ülkücülücü olma. O sen sevgiye mi yolluyorum? Efendim Hüseyin Demiröz, Halil Kaptan'a sevgiye mi yolluyorum? Efendim Ezgi Mola bir fotoğraf çekimine katılmış. Fotoğraflar ekrana gelsin Ezgi Mola'nın. Çok Ezgi Mola baya bir değişik bir imaj, fotoğraflar var da kilo vermiş bu arada. Evet, Şener Kaya'yı vermiştik. Evet, Vurgu dizisinde erken final yapan Erkan Petekkaya'dan ve sesinden bir kız olarak açıklama. Petekkaya Türk oyuncuların tembel olduğunu söyledi. Böyle bir açıklama geldim. Katılmıyorum. Çok başarılı oyuncular da var. Erkan Petekkaya bugünlerde formunda biraz düşüklük var. Yani bu kartlarında senin çok vardır yani. Biliyoruz. Evet. Özcan ve Feyza Deniz boşanacak alıttasına bu fotoğrafa cevap verdi. Yeterince açığız. Evet, ekrana gelsin. Bence boşanmadılar ya, böyle bir şey yoktur. Zaman dursun istiyorum. Yasemin Öznihan kızlara Emine ile Ela ile olan ilişkisini şöyle anlattı. Hayatımın onlarla bambaşka bir boyuta ulaştığını söylemiş. Yasemin Öznihan bir dönem ekranların sevgilisinden bir tanesi. Kitap çıkarıyor. Ozan Doğulu'ya bir single çalışması yapan Tuvala Türkay müzikten sonra yeni hedeflerinde kitap yazmak olduğunu açıkladı. Tabii ki bazı dizilerdeki dizi oyuncuları sesini güvenerek ekranlara gelmeye başladı. Gökçe Bahadır 1, Tuvana Türkay 2. Evet, Ozan Doğulu'yla bir çalışma içerisinde kitap da çıkaracağını söylemiş. 1 milyon liralık ödül Ebru Gündeş cephesine. Son albümü Aşk ile dinleyicilerin karşısına çıkan Ebru Gündeş kendisini ödüllendirdi. Bir markanın cip satın alan Gündeş yeni otomobil için 1 milyon lira ödedi. Hayırlısı olsun, Ebru Gündeş kazanmaya devam ediyor. Son albümde müthiş yani. Evet, sıra sahne verdik. Sıradan Demet'e şarkı. Demet Akalın yeni albüm çalışmasında devam ediyor. Sıradan bir şarkı aldığını söyledi. Hayatımın en güzel şarkısı diye açıklama yaptı. Halit Levent'i verdik. Demet Akalın'ı verdik. Artık da programın sonuna geldik. Bakıyorum önümde haberlerden ne var. Gökçe Bağdır'ı okumuştuk. Bittikten sonra veriyorsun onu. Evet, Müge Anlı'dan ünlü bir şarkıcı kiralık katil tutarak cinayeti azmettiği iddiasıyla büyük yankı uyandırdı. Bu iddia sonrası ünlü isim kim oldu merak edilirken sosyal medyada Gülben Ege'nin adı geçiyor. Yok ya, sanmam. Sanmam, öyle bir şey yok. Sanmam. Evet. Arsenal futbolcusu Mesut Özil'le nişanlanan Emine Gülşe düğün için gün sayıyor. Önceki gün Etiler'de akşam yemeği yiyen Gülşe mekan çıkışında ilk defa yazın yapacağı düğün için hakkında 500 bin liralık gelinlik alacağı haberlerini söylüyor ama giraşık mı dikecek gelinliği bilmiyoruz. Bakacağız ona. Evet, artık da programın sonuna geldik. Dilerseniz Çanakkale türküsüyle açtık. Zine Sali çok güzel bir şarkı çıkardı. Efendim bana da söyle. Ben de bileyim. Ferdi Tayfur'un yıllar önce dinlediğim bir şarkıyı geçtiğimiz günlerde yeniden coverlayıp ekranların karşısına sundu. Zeynep Sarı çok güzel bir kliple ekranlara veda diyoruz. Yarına kadar herkes kendine çok iyi baksın. Aman efendim, havalar hala daha böyle içimizi ısır kıpır kıpır yapmadı. Hala daha güneşe aldanmayın. Efendim her an şey olabilir. Kuzey Kıbrıs'ta bir bakarsınız 5 dakika sonra yağmur, 5 dakika sonra güneş. Herkes kendine çok iyi baksın. Ne diyoruz? Para sizin, aç sizin. Vefanız ve dostunuz bizim olsun. Yarına kadar görüşmek üzere, hoşça kalın, bay bay.
Ateş Böceği Top 10. 10 numara.